İlkokullar bugün itibariyle yeniden yüz yüze eğitime başladı ama biliyorsunuz çocuklar uzun süredir evde. Ekran karşısında eğitime devam ediyorlardı. Tabii bir de uzaktan eğitimin yanı sıra oyunlar da işin içine eklenince çocukların ekran karşısında geçirdiği süre epey bir arttı. Tabii bu da çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye ulaştı. O yüzden de uzmanlar uyarıyor. Eğer dikkat eksikliği tedavi edilmezse sonuçları oldukça yıkıcı olabilir. Ben oynayacağım. Çocuklar pandemi döneminde evde kaldı. Bilgisayar ve tabletle geçirilen zaman arttı uzun süre maruz kalınan ekransa dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna yol açtı. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bir nöre gelişimsel bozukluk. Aslında e, dünya üzerinde %5 ila 10 arasında sıklığı seyretmekte. Türkiye'de yapılan bir çalışmada yüzde %13 oranında bulundu ilkokul çağı çocuklarında. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite zihinsel çaba gerektiren birçok faaliyeti engelliyor. Erken tespiti halinde ilaçla tedavisi mümkün. Doğada olmak, spor yapmak düzenli bunlarla ee, öncelikle bir e, hastalığın semptomlarını azaltmaya çalışıyoruz. Dikkat eksikliği hiperaktivitenin hareketli ve düzenli sporun e, çok fazla iyi geldiği ile ilgili çalışmalar çok fazla. Tedavi edilmeyen dikkat bozukluğu gelecekte birçok soruna gebe dikkat eksikliği, hiperaktivite olgularının ilerleyen yıllarda çok daha madde kullanmaya eğilimli olduğu, sigara kullanmaya eğilimli olduğu gösterilmiş. Çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı doçent doktor Canan Tanıdır'a göre çocuklar uzun süre kapalı ortamda kalmamalı. Çok fazla evdeler. Okula gitmiyorlar, enerjilerini atamıyorlar. Spor merkezleri kapandı. Yüzmeye giden çocuk, işte baskete, futbola bir takım oyunu oynayan çocuk şu an bunları sürdüremiyor. Bununla ilgili çok ciddi etkiler görüyoruz.